Merhaba, bu videomuzda TeknoSpark 7 Pro ve Spark 7T telefonlarını tanıtıyoruz. TeknoSeyir'i takip edenler hatırlayacaklardır. Önceki Tekno telefon tanıtımlarımızda Spark 7 telefonlarına değinmiş ve bu telefonlara da yer vereceğimizi söylemiştik. Bahsettiğimiz telefonlar TeknoSpark 7 Pro ve Spark 7T elimize artık ulaştı. Hatta Tekno'nun TWS kulaklığı TeknoBuds 1 de burada. Bu videomuzda ağırlığı TeknoSpark 7 Pro'ya veriyoruz ama 3 ürünün de kutu açılışını ve teknik özelliklerini sizlere aktaracağız. Dilerseniz TeknoSpark 7 Pro ile başlayalım. TeknoSpark 7 Pro 6.6 inçlik bir ekranla geliyor. Ekranın sınırsız tasarımını görebiliyorsunuz. Ekran gövde oranı %89.5. Ön yüz tamamen ekran diyebiliriz. IPS sınıfı ekranın çözünürlüğü ise 1600x720. Android sürümü 11 olan Spark 7 Pro'nun güvenliğiniz için parmak izi okuyucusu bulunuyor ve okuyucu telefonun arkasında, kullanımı da oldukça kolay. Ekrana dönersek bu ekranın rakiplerine göre artısı 90 Hz tazeleme hızı sunması. Bu sayede telefonun sağladığı akıcılık ekrandaki en basit scroll hareketinden oyunlara kadar hissedilebiliyor. Üstelik Tekno'nun akıllı tasarımı sayesinde normal koşullarda pil tüketimini arttıran bu özellik sizin için en gerekli anlarda devreye giriyor ve pil tasarrufu sağlıyor. Örneğin internette gezerken ekran 12 Hz tazeleme yaparken, video izlerken 24-48 Hz arası ve oyun oynarken de 60-90 Hz arası çalışıyor. Dokunma yenileme hızı ise 180 Hz. Bu sayede sadece ekran akıcılığı değil, sizin tepkilerinizi algılama hızı da oldukça yüksek. Telefonun arka tarafına baktığımızda üçlü kamera kurulumunu görebiliyoruz. 48 megapiksel çözünürlük, f1.8 diyafram açıklığı bulunan ana kamera yapay zeka ile desteklenmiş. Bu sayede çekeceğiniz sahneleri tanıyıp uygun ayarları otomatik olarak seçiyor. 2 megapiksellik portre kamerası ve yapay zeka portre modu portre çekimlerinize gereken artistik dokunuşu yapıyor ve güzelleştirme dahil iyileştirmeler yapabiliyor. Üçüncü kamera ise yapay zeka kamerası. Çekimleriniz için gereken hassas ölçümleri bu kamera yapıyor ve finalde görüntü kalitesi için yapılacak iyileştirmelerin ölçümlerini diğer iki kamerayla paylaşıyor. Tüm bu verilerin toplanıp işlenmesi çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve final görüntüsü oluşturuluyor. Gelelim gece çekimlerine. Gece çekimi için özel olarak geliştirilmiş süper gece modu f1.8 gibi geniş diyafram açıklığı ile birleşince elde çekim yaparken tertemiz sonuçlar elde edebilmenizi sağlıyor. İsterseniz bu modu kullanmadan da gece ya da karanlık ortam çekimlerini yapabilirsiniz. Ama gece çekim modu özellikle karanlık ortamlarda, loş ortamlarda kullanılmak için tasarlandığı için sizlerin de denemesini öneriyoruz. Normal çekime göre ciddi bir fark yaratabiliyor. Tabii elbette karanlık ortamlarda bazen ışık dışında çıkış yolumuz kalmıyor. Spark 7 Pro'nun arkasında tam 4 adet flash bulunuyor. Bu flash sistemi ile gece çekimlerinizde özellikle hareketli objeleri çok rahat bir şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Tabii flashların elbette bir etki menzili var. Dolayısıyla özellikle portre gibi yakın çekimlerde etkisini görebilirsiniz. Manzara için yine gece çekim modunu kullanmanızı öneriyoruz. Eğer video çekmek isterseniz maksimum 2K çözünürlüğünde videolar çekebilirsiniz. Video bokeh özelliğiyle videolarınızda da aynı fotoğraflarda olduğu gibi arka plan yok etme şansınız da var. Eğer ağır çekimleri sevenlerdenseniz Spark 7 Pro 240 FPS çekimleri destekliyor.
arttırılmış gerçeklik, güzellik modu gibi modlar video çekerken kullanabileceğiniz seçeneklerden bazıları. Elbette kendi fotoğraflarınızı çekmek için öz çekim modu da bulunuyor. 8 megapiksel öz çekim kamerası ile yine yapay zeka destekli otomatik çekimler yapabileceksiniz. Yapay zeka 7 farklı sahneyi tanıyıp sonuçlarınızı iyileştirebiliyor. Portre çekimlerinde elbette yine güzellik modu da kullanılabiliyor. Güzel bir haber, üstelik gece modu selfie kamerasında da kullanılabiliyor. Yine de ışığa ihtiyaç duyarsanız selfie kamerasının flaşı bulunuyor. Üstelik çoğu rakibinin aksine çift flaş kullanılmış. Peki bu kadar ileri düzey özellikleri nasıl bir donanım destekliyor? Spark 7 Pro'nun MediaTek Helio G80 işlemcisi tüm yapay zeka, seri çekim ve oyun gibi zorlu işlerin üstesinden gelebiliyor. 128 GB'lık depolama alanı hem bol bol video çekenleri hem de oyun severleri fazlasıyla mutlu edecek bir kapasite sunarken RAM miktarı ise 4 GB. Elbette depolama kapasitesi microSD kart ile yükseltilebiliyor. MicroSD kart tepsisi aynı zamanda 2 adet SIM kartı destekleyebiliyor. Spark 7 Pro 5000 mAh'lik bir pile sahip. Bu sayede şarjı düşünmeden tüm gelişmiş özelliklerini gün boyu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bizim testlerimize göre ki şu an ekranda görebiliyorsunuz, Spark 7 Pro neredeyse aralıksız 11 saat çalışarak çok iyi bir PC Mark pil testi skoru elde etti. Spark 7T özellikle renk çeşidiyle öne çıkan daha genç ve daha dinamik tasarıma sahip. Bizdeki model siyah olsa da diğer canlı renkler şu an ekranda görebiliyorsunuz. TFT ekranı 6.52 inç ve Pro modeli ile ön yüz tamamen ekran. Çözünürlüğü ise 1600x720. Tasarım hatları da Pro modeli ile benzer olan Spark 7T, arka tarafında parmak izi okuyucuya, çift SIM kart desteğine ve arttırılabilir 64 GB depolamaya sahip. RAM miktarı da yine Pro modelinde olduğu gibi 4 GB. Pro modelinden farklı olarak Spark 7T Helio G35 işlemcisine sahip. Pili ise 6000 mAh. Bu büyük kapasite 14 saat gibi oldukça iyi bir PC Mark pil testi sonucuna imza attı. Spark 7T'nin ikili kamera kurulumu bulunuyor. 48 megapiksellik kamera yine Pro modelinde de olduğu gibi yapay zeka ile destekli. Kameraların sunduğu özellikleri tekrar etmeyeceğiz. Pro ile bu konuda büyük farklılıklar yok. Sadece video çekim çözünürlüğü 1080p ki hatırlarsınız Pro'da 2K video çekimi vardı ve Pro modelinde bulunan süper gece modu ise Spark 7T modelinde bulunmuyor. Selfie yani öz çekim kamerası da Pro modelindeki gibi 8 megapiksel ve çift flash destekli. Dilerseniz bu videonun içeriklerinden biri olan TechnoBuds 1'den de bahsedelim. Bu bölümde Buds 1'i tanıtmıyoruz ama Tekno'nun sadece bir telefon markası olmadığından bahsetmek istedik. TWS kulaklıklar günümüzde kablosuz kulaklık denince tercih edilen kulaklık türü. Dolayısıyla Tekno'nun da kendisine ait bir TWS kulaklığı bulunması şaşırtıcı değil. Tanıttığımız Spark telefonlarının Bluetooth 5.0 özellikleri Buds 1 ve diğer TWS kulaklarına tam uyum içerisinde olmalarını sağlıyor. Elbette Buds 1 de farklı telefonlarda kullanılabiliyor. Dokunmatik kontrollerle kontrol edilebilen Buds 1, 4 saat kesintisiz çalma süresi ve şarj etme fonksiyonlu saklama kutusu ile toplam 18 saat kullanım deneyimi sunuyor. Tekno Spark 7 Pro ve Spark 7T sundukları rekabetçi özellikleri rekabetçi fiyatlarla destekliyor. Eğer siz de fotoğraftan oyuna tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir telefon arıyorsanız Tekno Spark serisini mutlaka değerlendirmeye alın. Tanıttığımız ürünlerin güncel fiyatlarını ve satın alma seçeneklerini görebilmek için açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca sevindirici güzel bir haber, 17-31 Aralık tarihleri arasında Spark 7T ya da Spark 7 Pro telefonu alan herkese satış kanalı fark etmeksizin Tekno Buds 1 kulaklık hediye.